doğanın üstün gücü. Seller, fırtınalar, deniz seviyesi. İklim değişimi gezegenimizin çehresini değiştirmeye başladı bile. Sıra dışı hava koşulları artık o kadar da sıra dışı sayılmıyor. Alışıldık hale geliyor. Gezegenimizin buzları eriyor ve bu her şeyi değiştiriyor. Denizler yükselecek. Şehirler sular altında kalabilir ve milyonlarca insan ölebilir. Kıyı kesiminde olup da büyük darbe yemeyecek hiçbir bölge yok. Kıyılardaki her şeyi kaybetmemiz kaçınılmaz. Bu programda iklim değişimi ve buzulların erimesinin ardındaki bilimsel nedenleri bulmak üzere gerçekleri hayal ürünlerinden ayıracağız. Küresel ısınma. Bu sürekli duyduğumuz bir deyim. Ama bu tanıdık kelimelerin ardında korkunç bir gerçek yatıyor. Gezegenimiz ısınıyor ve bunun dünyanın buzullarına etkisi felaket niteliğinde. Sıcaklıklar yükseldikçe buzullar eriyor ve deniz seviyeleri yükselmeye başlıyor. Dünya çapında okyanus seviyeleri 150 yıl öncekine oranla 2 kat daha hızlı yükseliyor. 2005'te Antarktika ve Grönland'dan 516 kilometre küp buz eriyerek denize karıştı. Los Angeles şehri her sene 1,6 kilometre küp temiz su tüketiyor. İşte bu küresel erime. 2001'de bilim adamları asrın sonuna doğru deniz seviyelerinin 1 metre yükseleceğini tahmin etmişlerdi. Bu da dünya çapında 100 milyonu aşkın insanı etkileyebilecek büyük bir yükseliş. Ama artık coğrafi tehlikeler profesörü Bill McGuire gibi araştırmacılar bu tahminlerin yanlış olabileceğinden endişeleniyor. Deniz seviyelerinin yükselmesi konusunda tabiri caizse resmi senaryo 2001'de yayınlandı ve o zamana kadar yapılan araştırmalara dayanıyordu. Yani şu anda tamamen tarihi geçmiş durumda. Muhafazakar tahminler bile önümüzdeki 60 yıl içinde yükselen denizlerin Amerika sahillerinin 160 metre yakınındaki evlerin çeyreğini yok edeceği yönünde. Yakın zamanda yapılan araştırmalar daha da vahim bir tablo çiziyor. Asrın sonuna kadar deniz seviyeleri 6 metre yükselebilir. Bu meşhum hatta dehşet verici bir düşünce. Ama bilim adamları erimenin başımızı açabileceği şeyin bu olduğunu düşünüyor. Buz eridiğinde neler olacağını anlayabilmek için bilim adamlarının erimeyi meydana getiren süreçleri incelemesi gerekiyor. Gelişmiş modern teknolojiler gezegenimizin tarihini açığa çıkarabilir. Geçmişte dünyanın nasıl değiştiğini inceleyerek geleceğimizi tahmin etmeyi umuyorlar. Deniz seviyesinin yükselmesi yeni bir şey değil. Geçmişte deniz seviyelerinin bugünkünden daha yüksek ve daha düşük olduğu zamanlar yaşandı. Bu insanın 4,5 milyar yıllık geçmişinde kutup buzullarının erimesi ve donmasıyla oluşan doğal bir döngü. Buzullar eridiğinde okyanusa su halinde karışıyorlar. Donduklarında ise bu suyu geri alıyorlar. Dünyanın iklimi değişiklikler gösteriyor. Sıcaklıkların düştüğü ve buzulların donup genişlediği zaman yaşanan buzul çağları var. Buzulların eriyip okyanus sularını arttırdığı buzullar arası dönemler var. Bu döngünün sebebi dünyanın güneş etrafındaki dönüşü. Dünyanın güneş etrafındaki yörüngesi birçok karmaşık açıdan farklılık gösteriyor. En önemlisi şekil değiştirmesi. Her zaman bir daire şeklinde olmuyor. 100 bin yıllık bir dönüş evresinde yörüngemiz daireye yakın bir şekilden esneyerek oval bir şekle dönüşür ve sonra tekrar daire halini alır. Elips şeklinde daha yakın yörüngede güneşten milyonlarca kilometre uzaklaşırız. Dünyaya daha az güneş ışığı ulaşır ve buz çağı yaşanır. Şu anda yörüngemiz elips değil dairesel şekilde. Ve daha sıcak bir buzullar arası dönemdeyiz. Ama ters giden bir şeyler var. Buzullar çok hızlı eriyor. Bu erimenin kontrol dışına çıktığı yerlerden biri Grönland. 1 milyon 337 kilometre karelik bir alana yayılmış olan Grönland'ın buz kalınlığı ortalama 2,4 kilometre. Grönland'da 960 bin kilometre küp buz bulunuyor
ve bu buzlar eriyor. Colorado Üniversitesi'nden Profesör Conrad Stephan'ın görevi, iş işten geçmeden buzulların sorununun ne olduğunu tespit etmek. Grönland buz kütlesine ilk 1990'da gelmiş ve buzların üzerinde kalıcı bir kamp yeri kurmuştuk. Ama amacımız iklim ölçümüydü. Stephan her sene Grönland boyunca dolaşıp hava istasyonlarını kontrol ediyor. Bu istasyonlar verileri Colorado'daki bilgisayarlarına uydu aracılığıyla yolluyor. Haberler iyi değil ve daha da kötüye gidiyor. Grönland'ın ortalama kış sıcaklıkları 1990'dan beri 8 derece arttı. Grönland buz tabakası, buzullar Atlantik Okyanusu'na karıştıkça her 40 saatte 1 trilyon litre su kaybediyor. 10 yıl önce erime oranı bugünkünün sadece 3'te 1'iydi. Bilim adamları 1850'de kayıtların başlamasından bu yana Batı Grönland'daki Jakobshavn'da buzulun hareketlerini incelediler. Son 150 yıl içinde buzulun kıyısı 59 kilometre geri çekildi. Bu kötü. Ama daha da kötüsü geri çekilmenin hızlanmış olması. Buzul şu anda 5 yıl öncesine göre 2 kat daha hızlı eriyor. Bu buzul her gün New York'a bir yıl yetecek taze su kaynağına denk bir buz kütlesini denize bırakıyor. Grönland'da kutup dairesinin güneyinde kalan hemen hemen her buzulun denize karışma hızı arttı. Buzul erimesi sıra dışı bir şey değil. Buzulların kıyıları her zaman erir. Ama normalde kıyılarda eriyen buz yükseklere yağan kar oranıyla dengelenir. Karlar yığılıp yeni buzları oluşturur. Böylece buzulun yüksek yerleri büyürken kıyıları erir. Bilim adamları buna kütle dengesi diyor. Buzullar kaybettikleri kadar buz kazanırlar. Bu doğal denge buzulları sağlam tutar ve deniz seviyesi yükselmelerini kontrol eder. Son 10 bin yıldır döngü bu şekilde gidiyordu. Buzullarımız dengeliydi. Ama artık bu denge bozuldu. Grönland buzullarının kıyıları geri kalan kısmın büyüyebileceğinden çok daha hızlı eriyor. Grönland her sene yağan yeni karla kazandığından %20 daha fazlasını kaybediyor. Terazide görüldüğü şekilde devam ederse daha fazla kütle kaybedebiliriz. Keşfettiğimiz şey bunun şu anda yaşanıyor olması. Yaklaşık 210 kilometreküp buzul kaybediyoruz. Buzullar dayanır mı? Hayır. Eğer bu şekilde devam ederse Grönland buzulları her yıl büyük kütleler kaybedecek ve deniz seviyeleri yükselecek. Neler olup bittiğini detaylı olarak inceleyebilmek, buzulların yüksekliğini ve kayıp hacimlerini takip edebilmek için NASA bir küresel konumlandırma sistemi kurdu. Buldukları şey akıllara durgunluk vericiydi. Buzullar şimdiye kadar hiç görülmemiş bir hızla eriyordu. Tam anlamıyla kayıp denize karışıyordu. Aşırı derecede sıcaklığın görüldüğü son birkaç yıl içinde buz kütlesinin erimesi %10 ila 20 değil, %50 ila 80 hızlandı. 1985 yazındaki ölçümlere göre bir senede buzulun 6 kilometresi denize karışıyordu. 2003 yazındaysa bu oran senede yaklaşık 13 kilometreye çıktı. Sürecin hızlandığı, buzulların denize daha hızlı karıştığı barizdi. Bunun sebebi de basit fizik kuralları ve eriyen suyun etkileriydi. Bir buz küpünü kuru bir zemine koyarsanız buz ya çok yavaş hareket eder ya da hiç etmez. Ama buz erimeye başladığında zeminle buz arasına su sızar ve onu kayganlaştırır. Buz çok daha hızlı hareket edebilir. Grönland'da da tam olarak bu yaşanıyordu. Ortalama sıcaklıkların artışı buzulların üst ve kıyı kısımlarını eritiyor ve yüzeyde erimiş sulardan oluşan büyük birikintilere sebep oluyordu.
buzulların içinde iri çatlaklar ve kanallar bulunur. Eriyen sular bu çatlaklardan aşağı sızıyor ve buzulun altında toplanıyordu. Burada buzulla kara arasındaki birleşim noktasını kayganlaştırıyor, kütleyi yerinde tutan sürtünmeyi azaltıyor ve daha hızlı bir şekilde denize doğru kaymasına sebep oluyordu. Bu çok kötü bir haber. Buzların erime hızını iki katına çıkaran muazzam bir olay. Stephen, buzulların denize doğru kayma hızındaki artışın hepimiz için felaket niteliğinde sonuçlar doğurabileceğini düşünüyor. 10 yıl önce gördüğümüz deniz seviyesi artışı 12 milimetreye yakındı. Bu artış son 5-10 yılı içinde iki katına çıktı. Her 10 senede iki kat artmaya devam ederse, önümüzdeki 100 yıl içinde dünyanın birçok kıyı şeridi bundan etkilenecektir. Grönland tamamen erirse, tüm dünyanın okyanuslarını 8 metre yükseltecek kadar su bırakacak. Yakın zamana kadar bilim adamları başımıza gelebilecek en kötü şeyin bu olduğunu sanıyordu. Yanıldılar. Grönland'da bol miktarda buz var. Ama dünyadaki tek buz kütlesi bu değil. Burada 800 bin kilometre küp buz var. Ama dünyanın güney kutbuna yayılan dev kıta Antarktika'da bunun 11 katı buz bulunuyor. Bilim adamları bunun bir sorun olmadığını sanıyordu. Engin Antarktik buz kütlelerinin gayet iyi işleyen bir kütle dengesi vardı. Antarktika büyük, dağlık ve soğuk. Temellerindeki erimeleri dengeleyecek kadar kar yağışı alıyor olması gerekli. Yani teori bu. Son 10 bin yıldır bu şekildeydi. Derken 2002'de dengenin bozulduğuna dair kanıtlara rastlandı. Sadece 3 hafta içinde 2000 kilometre karelik bir kütle buzuldan kopup suya karıştı. Artık bu konuda şüphe yok. Antarktika erimeye başladı. Şu anda Antarktika buz kütlesi dünyanın buz hacminin %90'ını ve temiz sularının %70'ini barındırıyor. Tamamen erirse küresel deniz seviyesini 50 ila 70 metre yükseltebilecek kadar suya sahip. Yakın zamana kadar bu kütlenin güvende olduğunu sanıyorduk. Ama yeni uydu görüntü teknolojisi gezegenimizin engin buzul kütleleri konusundaki algılarımızda devrim yaratıyor ve bize dünyamızın sandığımız kadar dengede olmadığını gösteriyor. Antarktika'nın buz kütlelerinin yüzlerce kilometre yukarısında bulunan uydunun verileri bize imkansız olduğunu sandığımız bir şey gösteriyor. Antarktika'nın şu anda tamamen güvende olduğunu sanıyorduk ama yeni araştırmalar buzulların kırıldığını ortaya koyuyor. NASA'nın İtici Jet Laboratuvarı'ndan Profesör Eric Rigno, Antarktika'nın buzul hareketlerini milimetrik bir kesinlikle takip etmek için uyduları kullanıyor. Camiadaki daha yaşlı kişiler 1950 ve 60'larda Antarktika saha görevine çıktıkları zaman buzulların nerede olduğunu bile bilmiyorlardı. 2002'de yeni uydu incelemelerinin çok değerli olduğu dramatik bir şekilde kanıtlandı. Bu Larsen B. Daha doğrusu eskiden öyleydi. 2000 kilometre karelik bir buzul kütlesi. Son 10 bin yıldır orada duruyordu. Derken 2002 başlarında uydular bu kütlenin 3 hafta içinde ortadan kaybolduğunu tespit etti. Bunun sorumlusu yine erime sularıydı. Ama Grönland'da olduğu gibi buz kütlelerini kayganlaştırıp denize kayma hızlarını arttırmak yerine buradaki buz şelfini tamamen ana buzuldan koparmışlardı. Yine temel fizik kuralları geçerliydi. Su donduğunda hacmi %9 artar. Kapağı kapalı bir cam şişeyi buzluğa koyarsanız içindeki suyun genişleyen hacmi sebebiyle şişe parçalanır. Antarktika'da hasara yol açan şey de bu genişlemeydi. Antarktika'da hava sıcaklıkları dünyanın diğer her yerinden 3 kat daha hızlı bir şekilde yükseliyor. Sıcaklığın artması buzulların yüzey ve kıyılarını eritiyor. Erime suları birikiyor. Buzulun veya buzul kütlesinin üzerindeki oyuk ve çatlaklardan aşağı sızıyor. Ama Grönland buzullarının aksine bu çatlaklar en aşağıdaki kayalara kadar uzanmıyor.
akıp gidemedikleri için erime suları birikiyor, donuyor ve genişliyor. Çatlaklar birbirinden ayrılıyor ve buzul kırılarak suya karışıyor. Bunun sonucunda yaşanan birkaç sıcak yazın ardından Larsen Bey'in büyük bir kısmının 3 hafta içinde tam manasıyla paramparça olduğunu gördük. Bu hayret verici bir olay. Çünkü bu buz şelfi 10 bin yıldır orada duruyordu. Larsen Bey'in yok oluşu daha büyük bir problemi tetikledi. Artık onun ardında biriken kara temelli buzulları denize karışıp erimekten alıkoyacak hiçbir şey yok. Buradaki buzullar faktör 8'e geçti. Yani Larsen Bey çökmeden öncekine oranla 8 kat daha hızlı eriyorlar. Buz kütleleri aynı zamanda aşağıdan da saldırıya uğruyor. Son 50 yıl içinde Antarktika'yı kuşatan denizin sıcaklığı 1 dereceden fazla yükseldi. Daha sıcak olan sular kıyılardaki buzulların altına giriyor ve yüzeyin derinliklerindeki oyuklara sızıyor. Su ısıyı havadan 25 kat daha iyi iletir. Daha sıcak olan su, buz kütlesinin temelini yılda 50 metre oranında eritiyor. Temelleri eriyen buzulların buz kütleleri kopuyor ve okyanusa açılıyor. Bu iki sürecin birleşimi, yani çatlama ve derindeki buzların erimesi, deniz buzlarını kırıyor. Dev Batı Antarktika buz kütlesi gitgide daha güvensiz bir hal alıyor. Ligno'nun hesaplarına göre Antarktika her sene 41 kilometre küplük buz kaybediyor. Antarktika'da tüm deniz seviyesini 50 metre yükseltecek kadar buz var. Ne kadar önce ısınmaya başladığını bilmiyoruz. Ama buz şelflerinin dayanamayacağı kadar sıcak ve buzulların erimesi hızlanıyor. 2001 yılına yakın bir tarihte bilim adamları Antarktik buz kütlelerinin bu asır boyunca sağlam kalacağını tahmin etmişti. Bu hayret verici görüntüler sayesinde artık gerçeği biliyoruz. Antarktika yapım aşamasındaki bir felaket. Bir gözlemci olarak paniğe kapılmamanız gerektiğini söylerim. Ama günümüzde buz kütlelerinin başına gelen şey ciddi bir mesele. Eğer şu andaki erime kontrol edilemezse, gezegenimiz tanınmaz hale gelecek. Daha şimdiden ortalama sıcaklıklar 1000 yıldır olmadığı kadar yüksek. Ve dünya hiç görülmemiş bir oranla ısınıyor. Birçok bilim adamı bunun sebebinin iklimin ve dünyanın doğal ritminin insan eliyle değiştirilmesi olduğunu düşünüyor. Neler olduğunu anlamanın tek yolu dünyanın geçmişteki iklimini incelemek. 80'ler ve 90'larda uluslararası bilim adamlarından oluşan bir ekip, dünyanın iklimsel tarihinin buzun içinde korunmuş olarak saklandığı kutuplara gitti. Richard Ely o ekibin bir parçasıydı. Bugün dünyanın önde gelen buzul bilimcilerinden biri. Ely'e göre buz çekirdekleri zaman makinesi gibi. Dünyanın uzak geçmişindeki iklim değişimlerini yeniden gözlemlemeye olanak sunuyor. Grönland, Antarktika veya herhangi bir buzul dağına gidip sonda yapar ve bir buz borusu çıkarırsanız, ona baktığınızda ilk göreceğiniz şey üzerinde katmanların olduğudur. Yaz, kış, yaz, kış, yaz, kış şeklinde ayırt edebilirsiniz. Ne kadar kar yağdığını ve yaşını tespit edebilirsiniz. Buz bir bilgi hazinesi gibi. Katmanlar bize sadece buzun yaşını söylemekle kalmıyor, aynı zamanda kuraklık dönemlerindeki volkanlardan kalan tozları ve kumları da barındırıyor. Hatta bize hava şartlarının nasıl olduğunu bile gösteriyor. Atmosferde ne varsa orada bulabiliyor ve ölçebiliyorsunuz. Buna atmosfer de dahil. Ne kadar karbondioksit, ne kadar metan bulunduğunu, sera gazlarının ne durumda olduğunu görebiliyorsunuz. Buz çekirdeklerinde farklı oksijen izotoplarının yoğunluğu bize geçmişte sıcaklıkların nasıl değişimler sergilediğini gösterebilir. Geçmişteki sıcaklık seviyelerini, geçmişte atmosferde bulunan karbondioksit seviyeleriyle karşılaştırınca günümüzdeki krizin sebebi cam gibi net görünüyor. Grafikler iki şey gösteriyor. Birincisi, karbondioksit seviyeleri dosdoğru sıcaklıkla bağlantılı. İkincisi, günümüzde hızla yükseliyor. Karbondioksit başlıca sera gazlarından biri. Bu gazlar dünyanın yüzeyinden yayılan ısıyı içlerinde tutuyor. Isı uzaya çıkmak yerine atmosferde kalıyor. Bunun sonucuysa küresel ısınma.
Şu anda atmosferde karbondioksit oranı artıyor. Bu neye sebep olur? Kesinlikle hava ısınacak demektir. İşte bunun bir kanıtı burada. Mavi renk Antarktika'nın sıcaklığı. Kırmızı ise atmosferdeki karbondioksit. 440 bin yıl öncesinden günümüze. Mavi renkte ısının büyük buz çağı döngüsünü görüyoruz. Sıcak, soğuk, sıcak, soğuk, sıcak, soğuk, sıcak. Bu da dünyanın yörüngesinin şekline bağlı. Yörüngenin şeklindeki değişiklikler kutbun konumunu değiştiriyor ve daha fazla güneş almasına neden oluyor. Gördüğünüz bu güzel ritim yörüngemizin eseri. Garip olan nokta şu. Antarktika yaz zamanında bolca güneş görüyordu. Fakat yine de çok soğuktu. Bunun sebebini açıklamak çok zordu. Bunun cevabı karbondioksitte gizli. Antarktika soğukken karbondioksit düşüktü. Antarktika sıcakken karbondioksit yüksekti. Yani karbondioksitin arttığını görürsek ısınma bekleriz. Karbondioksit ve sıcaklık arasındaki bağlantı çok eski. Ama günümüzde bir fark var. Şu anda karbondioksit seviyesinin artışının sebebi sadece doğal unsurlar değil, aynı zamanda insanoğlu. 1850'de sanayi devrimi başlıyor ve karbondioksit oranının yükselmeye başladığını görüyoruz. Fosil yakıt kullanıyor, bolca ağaç kesiyoruz ve karbondioksit yükseliyor. Hala yükseliyor ve gördüğümüz değişimler son derece gerçek, son derece açık. Nedenini ve neler olduğunu biliyoruz. Atmosferi bizim değiştirdiğimiz şüphe götürmez. Bunlar muhtemel gelecekler. Ekonomi çılgına dönecek mi yoksa kontrol edilecek mi? Temizlenecek miyiz yoksa temizlenemeyecek miyiz? Bütün bu projeksiyonlar yaklaşan değişimin daha önce yaşanan değişime oranla çok büyük olduğunu gösteriyor. Hepsi hala yükselmeye devam ediyor ve 2100 yılını geçtiğinde dünyanın sonu falan gelmiyor. Eğer bir şeyleri değiştirdiysek daha da fazla şey değiştireceğiz demektir. Emisyonu azaltmak için hiçbir şey yapmazsak önümüzdeki 50 yıl içinde karbondioksit oranı %30 artabilir. Bu da ortalama sıcaklıkların yaklaşık 6 derece artmasına sebep olabilir. Eğer bu şekilde devam ederse 21. yüzyılın sonunda dünyamız son 1 milyon yıl içinde hiç görmediği kadar yüksek sıcaklıklar görebilir. Gezegenimiz kalabalıklaşıp kirlendikçe iklim değişimini hızlandıran kuvvetleri anlamak daha da fazla önem kazanıyor. Yakın zamana kadar kimse dünyanın erimeye bu kadar yakın olduğunu bilmiyordu. Binlerce yıl önce ölmüş organizmaların sunduğu kanıtlar bu erimenin sandığımızdan bile daha yakın olabileceğini gösteriyor. Deniz çoğu zaman dostumuzdur. Rahatladığımız bir yerdir. Mülk alma yerimizdir. 30 yıl içinde dünya nüfusunun %75'inin kıyı kesimlerinde yaşayacağı tahmin ediliyor. Bundan 100 yıl sonra Şangay'dan New York'a kadar birçok şehir sular altında kalabilir. Sorun buz. Iceberg'ler, buzul dağları. Grönland ve Antarktika'nın büyük buz kütleleri eriyor. Buzlarımız erir ve kıyı şeridi iç kesimlere taşınırsa şehirlerimiz mercanlara dönecek ve bundan hiç memnun kalmayacağız. Tüm eriyen buzlar sorun teşkil etmiyor. Her şey buzun nerede olduğuna bağlı. Eğer eriyen buzlar denizde yüzüyorsa bu bir tehdit oluşturmuyor. Gezegende bolca buz var fakat sadece bazıları eridiği zaman deniz seviyesini yükseltiyor. Öyleyse başlangıç olarak yüzen buzlar fazla ısınırsa ne olur onu görelim. Seviyesi artmadı. Yüzen buzun erimesi seviyeyi arttırmaz. Okyanus bu şekilde yükselmeyecektir. Peki Alplerin ve Antarktika'nın buzullarını eritirsek ne olur? Bu deneyimizde buna Grönland diyelim. Grönland'da sıcaklığı artırır ve onu eritmeye başlarsak ne olur? Grönland'ın kıyılarından kopup denize düşen buz kütleleri görebiliriz. Bakın, iki tanesi düştü bile. Eritip daha fazla su eklediğimizde ne olacak? İşte cevap ortada. Eğer Grönland'ı eritirseniz veya Grönland daha hızlı erimeye ve okyanusa daha fazla buzul bırakmaya başlarsa deniz seviyesini artırır.
Fosil yakıt yakmaya devam edip sıcaklığı çok fazla yükseltir ve Grönland'ı eritirsek bunun kıyılara büyük bir etkisi olacak. 2001'de 1 metrelik yükseliş tahmin ediliyordu ama yeni bir keşif gelecekteki yükselmelerin 7 metreye kadar çıkabileceğini söylüyor. Bu yeni tehdidin ipuçları yüzlerce milyon yıl önce yaşamış olan küçük bir organizmadan geliyor. Bu yaratık hala gezegenimizin birçok bölgesinde yaşıyor. Mercanlar. Eski mercan resifleri bir erimeden sonra deniz seviyesinin ne kadar yükselebileceğini gösteriyor. Bu tropik mercan türü yalnızca sığ sularda deniz yüzeyinin hemen altında yetişiyor. Eğer sudan çıkarsa ölüyor. Ama çok derinde kalırsa da ölüyor. Tarih içindeki deniz seviyelerini tespit etmek için harika bir yol. Eğer mercan yatakları şu anki deniz seviyesinden yüksekte bulunursa, su seviyesinin bir zamanlar daha yüksek olduğunu anlarız. Doktor Jonathan Overpeck'le Arizona Üniversitesi'nden ekibi 130 bin yıl öncesinden kalma fosil mercan resiflerini inceliyor. Mercanların yüksekliğini ölçerek deniz seviyesinin ne kadar yükseldiğini tespit edebiliyor. Deniz seviyesinde günümüzdekinden 3-4 metre hatta belki biraz daha fazla artış olmuş olmalı. Bu tarih öncesi mercanlar su seviyesinin günümüzden 6 metre daha yüksekte olduğunu gösteriyor. Eski buz çekirdeği verilerini inceleyen Overpeck, mercanların yaşadığı zamanda dünyanın ortalama sıcaklığını hesaplıyor. Sonuçlar onu şaşırtıyor. 130 bin yıl önce deniz seviyesinin yükselmesine sebep olan kutup yaz sıcakları günümüzdekinden sadece 5 ila 8 derece daha sıcaktı. Tahminimize göre bu yüzyılın sonunda o zamankinden daha sıcak olacağı bir noktaya geçecektik ve buzul kütleleri eriyecekti. Ama son zamanlarda kutup kuşakları tahminimizden daha hızlı ısınıyor ve artık o sıcaklığa yüzyılın ortasında erişmemiz mümkün. Günümüzün erime oranlarını karşılaştıran Overpeck, Batı Antarktika buz kütlesinin de Grönland gibi erimiş olabileceği sonucuna vardı. Bu muazzam erimeye sahip olan mekanizma, Erik Rignon'un şu anda Batı Antarktika'da Larsen B buz kütlesinin başına geldiğini keşfettiği şeyle tam olarak aynı. 2003'te Larsen B'de olduğu gibi 130 bin yıl öncesinin sıcak suları buzulların ve buz kütlelerinin altyapısını eritiyordu. Görünüşe bakılırsa okyanus ısınıyor ve buz şeltlerinin alt kısımlarını eritiyordu. Bu buz şeltleri kırılıp parçalandıkça buz kütleleri okyanusa karışıyordu. Bu bizim için büyük bir sürpriz oldu. Göründüğü kadarıyla tarih tekerrür ediyor. O zamanki erimeye yol açan mekanizmalar günümüzde deniz seviyelerinin yükselmesine sebep oluyor. Bilim adamları endişeli. Dünya kimsenin düşünmediği kadar kısa bir süre içinde toplu erimeye doğru gidiyor olabilir. Dünya buz kütlelerini ve buz şeltlerini yok edecek kadar ısınıyor. Su seviyeleri gözle görülebilir şekilde yükseliyor. Bu da ben dahil birçok insanı korkutuyor. Bu süreci durdurmayı bir kenara bırakın, ne olduğunu bile anlamadan o çizgiyi geçmemiz olası. Dünya dönüşü olmayan bir noktaya yaklaşıyor. Bu noktada iklim değişikliği o kadar şiddetli ki kontrolden çıkabilir. Sadece birkaç derecelik sıcaklık artışı, insan toplumları ve ekosistemleri üzerinde büyük etki uyandırabilir. Bu da ısınmanın, dünyanın kendini kurtaramayacağı kadar hızlanmasına sebep olabilir. Eğer Overpeck haklıysa, küresel erimenin eşiğindeyiz. Sera gazlarını düşürmek için acilen önlemler almazsak, deniz seviyesinde 7 metrelik yükselmeyle karşı karşıya kalabiliriz. Overpeck bunun etkilerini gösteren bilgisayar simülasyonları oluşturmuş. Bu görüntü New York'un metropoliten bölgelerini gösteriyor. Tam merkezde New York şehri var. Long Island'ın güney kıyısı 1 metre yükseldiğinde Fire Island'ı su basmaya başlıyor. Sular Connecticut'a ve New Jersey'deki otlaklara kadar ilerliyor. 2 metrelik bir yükselme, New York'un metropoliten bölgesinde daha fazla su baskınına yol açıyor.
Sular 3 metreye ulaştığında New York şehrinin büyük kısmı sular altında kalıyor. Burada 4 metreye yükseliyoruz ve bu aşamada bolca kırmızı ve pembe görüyoruz. Pembeler yoğun nüfusa sahip su baskınına uğramış alanlar. Ama New York'un en azından yüksek yerler gibi bir avantajı var. Florida'nın ise böyle bir şansı da yok. Florida'nın yoğun nüfusa sahip alanlarının çoğu kıyı şeridinde ve işte sürpriz, deniz seviyesinin yükselmesinden darbe alıyorlar. Yükselmeyi 6 metreye çıkardığımızda Florida'nın sular altında kalma oranının yıkım niteliğinde olduğunu görebilirsiniz. Bu geleceğin meşhum bir tablosu. Kontrolden çıkmış bir halde yükselen deniz seviyesi. Dünya nüfusunun 2/3'ü kıyıya 100 kilometre mesafe içinde yaşıyor. Yaklaşan erimenin etkileri felakete neden olabilir. Sıcaklık ve deniz seviyesi şu anda yavaş yavaş yükseliyor olabilir. Ama gezegende bu süreçleri hızlandıracak şeyler yaşanıyor. Çok hızlı bir değişim görüyoruz. Tüm sistem kontrolden çıkacak. Deniz seviyesinin ve sıcaklıkların felaket niteliğinde yükseldiğini göreceğiz. Sorun şu ki, sıcaklık artmaya devam ettikçe hava şartları değişmeye başlıyor. Dünyanın şiddetli iklim değişimini kontrol altında tutmak için birçok yöntemi var. Buz da dünyayı soğuk tutan şeylerden biri. Ama bazı bilim adamları bu güvenlik sistemlerinin de bozulmaya başladığına ve küresel ısınmanın kontrolden çıktığına inanıyor. Dünya ısınıyor. Buzullar eriyor ve deniz seviyeleri yükseliyor. Bunun sebebi sanayileşme. Bu da durdurabileceğimiz anlamına gelmeli. Ama yakın zamanda bilim adamları yeni bir sorun keşfetti. Küresel ısınma, dünyanın ısı seviyesini dengelemek için kullandığı mekanizmalardan birine zarar veriyor. Buz, güneşin enerjisini uzaya geri yansıtır. Bu da dünyanın serin kalmasına yardımcı olur. Buzlar erirse, güneş ışığını yansıtacak daha az buz kalır. Okyanuslar daha fazla ısı tutar ve soğutma etkisi azalır. Daha fazla buz eridikçe güneşten gelen daha fazla ısı dünyada hapsoluyor ve daha fazla buz eriyor. Bu bir kısır döngü. Deniz buzu coğrafyacısı Profesör Don Perovic, güneş ışığı ve buz arasındaki etkileşimin dünyanın sıcaklığını nasıl kontrol ettiğini anlamak istiyor. Her şeyden önce dünyayı sıcak tutan şey güneş ışığıdır. Ve küresel iklim sisteminde bu güneş ışığının geri yansıtılma miktarı anahtar rol oynar. Küçük bir deney yapalım. Birbirinin tıpatıp aynı olan iki panelim var. Daha doğrusu tek bir özellik dışında aynılar. Görebildiğiniz üzere bu panel siyah ve bu da beyaz. Beyaz panel yani karla kaplı deniz buzu dünyadaki en iyi yansıtıcı. Siyah panel ise güneş ışığının çoğunu emen okyanus. Şimdi deneyimizi yapalım. Bu ikisinin ısısını ölçeceğiz. Elimde küçük bir termometre var. Üzerine doğrultuyorum ve sıcaklığının 26,5 santigrat derece olduğunu görüyorum. Siyah panele bakalım. O da aynı derecede. Çünkü güneşe daha yeni koydum. Bu iki paneldeki ısı değişimlerini görmek için bunları birkaç dakika güneşte bırakacağız. Hadi bir ısı ölçümü daha yapalım. İlk beyaz panele bakacağız. Beyaz panel 27 santigrat derecede. Şimdi de siyah panele bakalım. Siyah panel 48 santigrat dereceye yükseldi. Bu güneşli günde yapılabilecek küçük ve hoş bir deney. Fakat aynı zamanda bu kutup bölgesindeki deniz buzu örtüsü için de geçerli. Son yıllarda olduğu üzere buz örtüsü azaldıkça en iyi yansıtıcı olan karla kaplı deniz buzunun yerine en kötü yansıtıcı olan okyanus geliyor. Bunun sonucunda kutup sistemine çok fazla ısı yüklemiş oluyoruz. Bir yüzeyin yansıtma ölçüsü, onun albidosu olarak biliniyor. Buzun albidosu %80 iken, karanlık denizinki yaklaşık %20. Kar topundan oluşmuş bir dünya olsaydı, güneş enerjisinin %80'ini uzaya geri yansıtırdı. Hiç buz olmayan bir dünyaysa, ışığın çoğunu emerdi.
bu ikisi arasındaki dengenin bozulduğu bir nokta var. Bu noktada karanlık okyanus tarafından emilen ısıyı dengelemeye yetecek kadar çok buz yok. Küresel sıcaklıklar hızla artacak. Son buzlar da eriyecek ve deniz seviyeleri yükselecek. Perovic, gezegenimizin bu dönüşü olmayan noktaya ne zaman ulaşacağını bulmak istiyor. Ölçüm alıyorum. Evet. 118. 118, vay canına. Sandığımızdan daha yakın zamanda olabileceğinden endişeleniyor. Endişemiz şu, sistemin sınırlarını çok zorlarsanız, peş peşe sıcak yazlar yaşarsanız, buz örtüsünün %10, 20, 30 azalmasına neden olursanız, gitgide geri dönmesi daha zor bir duruma düşersiniz. 1979'da kutup halkasının deniz buzu örtüsü yaklaşık olarak Amerika Birleşik Devletleri kadardı. 2005'e kadar Mississippi'nin doğusunda kalan tüm eyaletlere denk buz kaybedildi. Deniz buzunun çekilmesinin hızlanması ve 2045'te tüm buz örtüsünün erimiş olması muhtemel. Kayıtlara dikkatle bakacak olursanız, buz örtüsünün çekilme hızının son birkaç yılda arttığını görürsünüz. Eğer bu hızlanmaya bakarsanız, buz örtüsünün 30-40 yıl içinde kaybolabileceğini anlarsınız. Şu anda hangi noktada bu sürecin geri dönüşsüz hale geleceği bilinmiyor. Tüm buz örtüsünün erimesi daha şimdiden kaçınılmaz hale gelmiş olabilir. Buz örtüsünün yok olmasının çok daha çabuk görülen bir başka etkisi olacak. Denizlerin ısındığını ve bunun da buz kütlelerinin erimesini hızlandıracağını ve deniz seviyelerini yükselteceğini zaten biliyoruz. Ama aynı zamanda hava koşulları üzerinde dramatik bir etkisi olacak. Isı enerjidir. Ve deniz sıcaklıkları gezegenimizdeki en yıkıcı doğa fenomenlerinden birini çalıştıran motordur. Yani kasırga. Kasırgalar deniz yüzeyinden yükselen su buharını güç kaynakları olarak kullanır. Buhar yükseldikçe yoğunlaşıp su taneciklerine dönüşür ve kasırganın içinde ısı halinde enerji açığa çıkarır. Onları daha güçlü kılan budur. Atlas Okyanusu, Gulf Stream ve Büyük Okyanus'ta kasırgaların beslendiği yerlerde deniz yüzeyi sıcaklıkları arttıkça kasırgaların şiddeti de artacaktır. Sadece rüzgarın gücü değil. Daha yüksek deniz seviyelerinin olduğu bir dünyada kasırgaların beraberlerinde getirdikleri büyük fırtınalar da tehlike oluşturuyor. Tropik fırtınaların devam süresi ve maksimum rüzgar hızları 1970'lerin ortasından beri %50 artış gösterdi. Son 10 yıl içinde dünya şimdiye kadar kayda geçmiş en güçlü El Niño'yu gördü. 200 yıl içinde yaşanan en yıkıcı kasırgaydı. 2005'te en aktif ve yıkıcı kasırga sezonu kayıtlara geçti. Dünya felaketle karşı karşıya. Bilim adamları fırtınaların daha da şiddetleneceğini tahmin ediyor. Amerika'nın doğu kıyı şeridindeki şehirler kasırgaların geçiş yolunda bulunuyor. Onlardan birinin büyük bir darbe almasına ne kadar kaldı? Queens Üniversitesi'nden jeoloji profesörü ve aynı zamanda bir New Yorklu olan Nick Koch, kuzey eyaletlerini vuran kasırgaların büyük yıkıma yol açacağından endişeleniyor. İlk ulusal tepkimiz olan Katrina fırtınasından sonra insanlar kasırgalardan korkmaya başladı. Ama insanların anlaması gereken bir kuzey kasırgası, yani Washington'dan Kanada sınırına kadar vurabilecek tipteki kasırgalar çok farklı özelliklere sahip. 2-3 kat daha hızlı hareket ediyorlar ve daha hızlı hareket ettikleri için sağ taraflarındaki etkili rüzgarlar yükseliyor. Kasırga 3. dereceden olsa da sağ tarafında 5. dereceden rüzgarlar olabilir. Endişelenmekte haklı. New York gibi şehirler su baskını karşısında savunmasız. 1992 Aralık ayında güçlü bir kuzeydoğu fırtınası New Yorklulara sel baskınında kalmanın nasıl bir şey olduğunu gösterdi. Kıyı şeridinde yol açtığı yıkım düşük seviyeli bir kasırganınkine denkti. Hatta rüzgarları kasırga boyutlarına ulaştı. En kötü darbeyi alan bölge Long Island kıyılarıydı. Evler tam anlamıyla yerlerinden sökülüp denize karıştı. Kıyı şeridine muazzam hasar bıraktıran çok şiddetli bir olaydı. Manhattan sular altındaydı.
Sel suları tüm New York metro hattını sekteye uğrattı. Tüm metro hatlarımız, otoyollarımız ve tren yollarımızda boğulma noktası dediğimiz çukur yerlere ulaştıkları noktalar vardır. O noktalar su altındaydı. Yerinden edilen insanların sayısı muazzamdı. LaGuardia havaalanı kapanmış, Manhattan'ın bazı yerleri 1 metrelik sular altında kalmış ve dalga boyları kıyılarda 8 metreyi bulmuştu. Ama bu sadece kötü bir fırtınadan ibaretti. Koç, deniz seviyeleri yükseldikçe güçlü bir kuzey kasırgasının New York'un büyük bölümünü sular altında bırakmasından korkuyor. New York, New Jersey metropoliten bölgesi bir Poyraz fırtınası veya kasırga sırasında bulunabileceğiniz en tehlikeli yer. Bunun sebebi basit. Sorun coğrafi özellikler. Long Island ve New Jersey sahilleri bir sağ açı oluşturuyor. Bir kasırga New York'a yaklaşırsa, saatin aksi yönünde dönen rüzgarlar, kıyıda bulunan o sağ açıya su boşaltırlar. Sağ açıya su eklerseniz mutlaka yükselir. Su daralan boşluğa doğru itildikçe hızla yükselir. Özgürlük Anıtı'nın önünde 7 metre ve Jamaika Körfezi'nde 9 metre yükselen fırtına sularından söz ediyoruz. Dev su duvarı kıyı şelfini aşacak ve şehre dolacak. Koç'a göre New Yorklular şehirlerini tehdit eden tehlike karşısında kafalarını kuma gömmüş durumdalar. Fırtınalar ve kasırgalar konusunda New York bölgesinin en büyük tehlikesi New Yorklular. New Yorklular çok serttir ve terör olaylarından, Batı Nil virüsünden patlayan insanlar ve binalardan dolayı deneyimli olduklarını hissederler. Kendi tarihlerini bilmiyorlar. Kuzeydoğu sahilleri büyük hasarlar bırakan kasırgalardan 1635, 1815, 1821, 1893 ve 1938'de darbeler yedi. Ortalama bir New Yorklu bu kasırgaların vurduğundan haberdar bile değildir. Problemlerini göğüsleyebilecek kadar sağlam olduklarını düşünüyorlar. New York'u vuran son güçlü kasırga 1938'de oldu. 600 ölüme ve günümüz parasıyla 5,4 milyar dolarlık hasara yol açtı. Ama deniz seviyeleri ve kasırgaların şiddeti arttıkça New York'un büyük bir fırtınaya yakalanması an meselesi. Suların erişemeyeceği hiçbir delik yok. Yüzlerce kilometre kare sular altında kalacak. New York felakete uğrayacak. Şu anda şehir metro hattı hiçbir yerde çalışmıyor. John F. Kennedy Havaalanı ve Battery Park'ı 3 metre sular altında kalacak. Metroyu su basmış olacak. Yüzlerce bina ağır hasar alacak. Yeniden inşa etmek yüzlerce milyar dolara mal olacak. New York şehrinin şu anda 20 milyondan fazla insanın yuvası olan metropoliten alanları boşaltılmak zorunda kalacak. Hayal edilemeyecek bir ölçekte felaket yaşanacak. Küresel erime. Geleceğin meşhum bir tablosu. Ama bilim adamları eğer harekete geçmezsek bunun kaçınılmaz olduğunu düşünüyor. Dünyamız değişiyor ve tanınmaz hale geliyor. Biz insanlarsa onu daha kötüye götürüyoruz. Buzullar eriyor ve deniz seviyeleri giderek yükseliyor. Daha da kötüsü, bunun olmasını engelleyemeyeceğimiz, dönüşü olmayan noktaya giderek daha da yaklaşıyoruz. Ama umut var. Bazı bilim adamları şu anda harekete geçersek iş işten geçmeden erimeyi durdurabileceğimizi düşünüyor. Size harika bir şey göstereyim. Bu Grönland'a yan kardaki kurşun yoğunluğunun bir şeması. 1750'de sanayi devrimiyle birlikte aküler ve boyalar için bolca kurşun kullanmaya başlıyoruz. Kullandığımız ve dünyaya yaydığımız kurşun Grönland'a kadar ulaşıyor. Buna daha fazla şey, örneğin arabalarımız için benzin eklemeye başlıyoruz. Sonra ekonominin sıkıntıya düştüğü büyük bunalım ve İkinci Dünya Savaşı'nda bir düşüş görülüyor. Ondan sonra arabalarımız için kurşun ve benzin kullanma konusunda çığırdan çıkıyoruz. Derken hayır diyoruz. Şehirlerimizde çok fazla kurşun, boya ve benzin var. Bu bizi aptallaştırıyor, bizi hasta ediyor. Bu bizim için kötü. Bunu temizlemeliyiz diyoruz ve bakın ne oluyor.
bunu başarıyoruz. Kurşunu temizliyoruz ve işte bu çok güzel bir şey. Yani görüldüğü üzere biz insanlar bazı şeyleri gerçekten berbat edebiliyoruz. Fakat hatamızı onarmaya karar verdiğimizde bunu gerçekten yapabiliyoruz. Atmosfere kurşun pompalamayı bıraktık ve atmosfer değişti. Aynı şeyi karbondioksit içinde yapabilir miyiz? Rüzgar ve güneş gücü gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yaparsak ve sera gazı emisyonlarını düşürürsek belki de atmosferi temizlemeye başlayabiliriz. Belki de iklimi dönüşsüz noktaya itmekten kaçınabiliriz. Bu zor olacak. Bu kaçınılmaz bir şey. Doğaya meydan okumak yerine onunla birlikte yaşamalıyız. Çünkü gelişmiş mühendislikle yaptığımız tüm meydan okumalar sadece kaçınılmaz olanı ertelemeye yarar. Bu değişikliklere biz sebep oluyoruz ama bunlar aslında bir sonraki nesle kalıyor. Bunun sonuçlarına katlanacak olan insanlar bizim çocuklarımız olacak. Daha sonra sorunla başa çıkmak için setler inşa edip şehirlerimizi taşıyabiliriz. Ya da şimdi soruna el atıp ısınmayı yavaşlatmaya, buz kütlelerini mutlu ve sağlıklı tutmak için neler yapmamız gerektiğini öğrenmeye çalışabiliriz. Başarısız olmanın sonuçları gerçekten dehşet verici. Eğer başarısız olursak, korkunç boyutlardaki sosyal ve ekonomik kaosla, insani trajedisiyle tanınamaz hale gelmiş bir dünyaya uyanabiliriz. Ya da harekete geçeriz ve bir şeyleri kurtarırız. Seçim bizim.